Gençler selamlar. Fonksiyonlar konusunun ikinci videosuyla yeniden karşınızdayım. Fonksiyon çeşitlerinde kalmıştık arkadaşlarım. Fonksiyon çeşitlerinden ilki birim fonksiyon. Dilerseniz konumuza başlayalım. Şimdi f fonksiyonu arkadaşlar aynı kümeden aynı kümeye tanımlı olacak. Yani bir a kümesinden yine a kümesine tanımlı olacak. Ve fx'in kuralı da arkadaşlarım fx eşittir x biçiminde. Bu biçimde tanımlanan fonksiyona biz birim fonksiyon diyoruz. Yani bunu kafanızda şöyle canlandırabilirsiniz. Mesela bu A kümesi. A kümesinden A kümesine tanımlanacak ya. Mesela burada 1 var, 2 var, 3 var arkadaşlar. 1'i yine 1'e götürecek. 2'yi yine 2'ye götürecek. 3'ü yine 3'e götürecek. İşte buna birim fonksiyon diyoruz. Fx birim fonksiyonsa fa a'yı yine a'ya götürecek. 2x'i yine 2x'e, ax artı b'yi ax artı b'ye ve bunu da buna götürecek. Yani 2x kare artı 5x artı 7 diyeceğiz buna da. Bakın birim fonksiyonda şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. İçi neyse dışı da o olan fonksiyon diyebilirsiniz arkadaşlarım. Yani içerideki ifade neyse dışarıda direkt onu yansıtıyorsunuz. Tamam mı? 10. örneğimize devam edelim. F birim fonksiyon ve fx'in kuralı da buymuş. Bunun değeri kaçtır? Şimdi fx'in kuralı fx birim fonksiyonsa ne olmalıydı? X olmalı. Değil mi? Çünkü birim fonksiyon diye baştan peşin peşin söylemiş bize bakın burada. Birim fonksiyonda mesela şunun gibi veyahut bunun gibi bir ifadenin ne işi var? Ya da bunun gibi. Şimdi o halde biz x kareli bir ifade olamayacağını bildiğimiz için birim fonksiyonda şu kısmı. Demek ki ben şurayı sıfırlamam gerekiyor ki 0 kere x kareden burası yok olsun ve 0 olsun. Yani m eksi 2 kaç olmalıymış arkadaşlar? 0. Demek ki m kaç olmalıymış? 2. Birim fonksiyonda gördüğünüz gibi x haricinde başka hiçbir şey yok. Yani buradaki sabitin de yok olması lazım. O halde k artı 5'in ne olması gerekiyor? 0. Yani k'nın eksi 5 olması gerekiyor. Ve bir de ekstradan arkadaşlar şuranın sadece x olması gerekiyor. Yani 1 çarpı x olması gerekiyor. O halde n eksi 3'ün de kaç olması gerekiyormuş? 1. N eksi 3 eşittir 1 ise tabii ki n buradan kaçtır? 4'tür. Şimdi arkadaşlar bize sorulan şey şu. F m artı n bölü k. M 2, n 4, k da eksi 5. Yani bize ne sorulmuş? F eksi 6 bölü 5 sorulmuş arkadaşlar. Tabi f birim fonksiyon olduğu için içi neyse dışı da o olacağından cevabımız eksi 6 bölü 5 olacaktı diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 173. sayfamdaki sabit fonksiyonla. Sabit fonksiyon da gençler bunu da şöyle görsel olarak aklınızda tutun. Siz de bunları çizin. Mesela burada elemanlar var. Burada da yine elemanlar var. Fakat buradaki bütün elemanlar toplanıp tek bir elemana gidiyorsa işte bu fonksiyon sabit fonksiyondur. Fx eşittir c ile tanımlanacak. C burada bir sabit sayı arkadaşlarım. Şurası reel sayı, onu düzeltebilirsiniz. C bir reel sayı olacak. Fx eşittir c biçiminde tanımlanacak. Yani bir değişkene bağlı olmayacak bu fonksiyon. Bir değişkene bağlı olmadığı için de kuralının içerisinde x olamaz arkadaşlar. Tamam. Biz bu tarz fonksiyonlara, değişkenden bağımsız fonksiyonlara sabit fonksiyon diyoruz. Örnek not olarak da fx eşittir ax artı b bölü cx artı d fonksiyonunu verip bir de gidip bunun üstüne içinde bir sürü x olmasına rağmen bir de bunun üzerine bu fonksiyon sabit fonksiyon diyorsa bu fonksiyonun sabit fonksiyon olabilmesi için tek şart a bölü c'nin b bölü d'ye eşit olması. Yani burada bunu şöyle düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum 3x artı 6 bölü x artı 2 dediniz mesela. Bu fx. Bu bir sabit fonksiyon mudur? Evet sabit fonksiyondur. Sebep? Çünkü siz bunu 3 parantezine alırsanız x artı 2 bölü x artı 2 gelir. Ve sevgili gençler şunların ikisini götürürseniz zaten bu fx eşittir 3'müş diyebiliriz. Tamam. Tabi burada tanımlı olma şartlarını unutmayacaksınız. Yani örnek veriyorum f eksi 2'den bahsedemeyiz. Niye bahsedemiyoruz? Çünkü eksi 2 paydayı 0 yapıyor, ifadeyi tanımsız yapıyor. Eksi 2 de tanımlı değildir zaten bu fonksiyon. Onlara da dikkat edeceksiniz, tamam mı? Fx eşittir 3'tür diyebiliriz. Ekstradan fx eşittir 0 fonksiyonu da arkadaşlarım adı üstünde 0 fonksiyondur. Şimdi 0 fonksiyonla sabit fonksiyon birbirine benzer ama karıştırmayacaksınız.
Bunu polinomlarda da sabit polinom ve sıfır polinom gibi ayrı ayrı ifadelerle göreceğiz. Orada daha detaylı işleyeceğiz. Polinomların dereceleriyle alakalı. Burada da fonksiyon dereceleriyle alakalı bir sıkıntı var ama isimleri zaten birinin sabit fonksiyonu, ötekinin sıfır fonksiyonu olduğundan sevgili arkadaşlar karıştırma gibi bir lüksümüz yok. Fx eşittir 0. Hiçbir şey olmayacak karşı. Sadece 0 olacak. Örnek 11. Fx eşittir böyle bir fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyon sabitmiş. Sabit fonksiyonda biz değişkenlerin olmaması gerektiğini biliyoruz. Bu ve bu değişkenin olmaması için sarıyla işaretlediğim yerlerin sıfır olması gerekiyor ki sıfırla çarptığım zaman bunlar sıfırlansın ve yok olsun. O halde a eksi 2 sıfırsa a tabii ki 2'dir arkadaşlar. B eksi 2 eğer sıfırsa b de mutlaka 2'dir. Ve bunlar sıfır olduğu için artık şu kısımları görmezden gelebilirsiniz. Fx fonksiyonumuz sadece a artı b olarak kaldı. Hatta daha ileriye götürelim. Biz a ile b'yi bulduğumuz için 2 artı 2'den fx eşittir 4'müş. Şimdi benden istenen şey F2023. Ben de diyorum ki değil F2023, F1000000 sorulsaydı bile cevabınız 4 olacaktı. Neden? Çünkü fx fonksiyonu değişkenden bağımsız bir sabit fonksiyon. İçerisi ne olursa olsun dışarısı mutlaka 4'e eşit olmalı sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da cevabımız 4 olacaktı diyeceğiz. 12. örnek. Fx birim fonksiyonmuş, gx de sabit fonksiyon olmak üzere. Bakın fx birim fonksiyonsa fx eşittir x kuralıyla da tanımlanmıştır. Fx eşittir x. Gx sabit fonksiyonsa da gx eşittir c kuralıyla tanımlanmıştır. Şimdi fx eşittir x ise f5 de 5'e eşittir. Yazdım 5 artı 2 çarpı, bakın gx c'ydi ya, o zaman g5 de c'dir. 2c bölü 5 diyorum. Eşittir. Bu da kaçmış? 5'miş. 5 ile 5'i çarpalım. 5 artı 2c eşittir 25 olsun. Ve 5'i de karşıya gönderirseniz 2c eşittir 20 gelsin. C de buradan kaç olsun arkadaşlar? 10 olsun. Şimdi c'nin 10 olduğunu söyledik ya. Aslına bakarsanız c diye neye demiştik biz? Gx'e. Gx eşittir 10'muş arkadaşlar. Şimdi gx sabit fonksiyon olduğunda içerisi ne olursa olsun G'nin sonucu hep ama hep 10 olacakmış. Dolayısıyla benden de GP istendiğine göre GP, bakın içerisinde P hiç fark etmiyor. Cevap yine ne olacak? 10 olacak diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, güzel gidiyor konumuz. Devam edelim. Bir diğer fonksiyon çeşidimiz doğrusal fonksiyon. A ve B birer reel sayı olmak üzere ve A da sıfırdan farklı olmak üzere reel sayılardan reel sayıları tanımlı ax artı b biçiminde tanımlanan fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir. Birinci dereceden fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlardır. Buraya yazabilirsin. Birinci dereceden fonksiyonlardır. Fonksiyonlardır. Doğrusal fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyon dendiği zaman birinci dereceden herhangi bir fonksiyon yazarsam o bir doğrusal fonksiyondur. Göründüğü üzere ax artı b de genel kural olacak arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonların grafiğini çizmek için de aşağıdaki yöntem ve adımlar izlenir demişiz. Buraya şimdi adımlarımızı yazalım. Örnek veriyorum arkadaşlar. Fx eşittir 2x artı 4'ün biz grafiğini çizmek istiyoruz. Fx eşittir 2x artı 4'ün veya siz de farklı bir buraya örnek yazın. Yani ben 2x artı 4'ü yazdım diye siz de 2x artı 4'ü yazmayın. Farklı bir şey yazın, onun grafiğini çizelim beraber şimdi. Burada bir x'e 0 veriyorsunuz arkadaşlar. X'e 0 verirseniz 2 kere 0'dan burası 0 gelir ve y'si 4 çıkar. Sonra bir de y'ye 0 veriyorsunuz. Yani bu tarafı 0 yapıyorsunuz. Bu tarafın 0 olabilmesi için x'in eksi 2 olması gerekiyor. 2 kere eksi 2. Eksi 4 artı 4'ten 0 gelir. Dolayısıyla x kaçmış? Eksi 2'ymiş. Artık bitti diyebiliriz. Yani işimizin %99'u bitti. Grafiğimizi çizelim. X 0 iken y 4'müş. Yani şurası 0'a 4 noktası. Eksi 2'ye 0 noktası da şurasıdır. Bu ikisinden geçen doğru bize bu fonksiyonun grafiğini verir arkadaşlar. Alın size fx. Burası x ekseni, burası y ekseni. Bu da fx fonksiyonudur diyebiliriz. Şurası da orijin. Tamam. İlkokul sanırım 7. sınıftı. Aynen. Orta 2, 7. sınıf. 7. sınıfta kartezyen koordinat sistemi falan işliyorduk biz. Okulda çok iyi hatırlıyorum o dönemleri, o günleri. Hatta bakalım Zeynep Lara Şahsuvaroğlu diye bir hocamız vardı. Ona buradan çok çok selamlar gönderiyorum.
şey öğretmişti bize. Kartezyen koordinat sistemi çizmeyi. Yani hatta bir keresinde çizdirip tek tek bakmıştı defterimize. Şöyle çizeceksiniz demişti. Bir ok buraya koyacaksın, bir ok buraya koyacaksın, orijini de göstereceksin demişti. Bunun iki yanına da ok koymana gerek yok demişti. Sadece bu ucuna ve bu ucuna ok koyacaksın ve buralara X ve Y'yi yerleştireceksin demişti. Bundan kaynaklı da ta o günlerden beri bakın alışkanlık. Demek ki ağaç yaşken eğilir mantığıyla o günlerden beri alışkanlığımdır. Bütün kartezyen koordinat sistemlerini bu şekilde çizerim. Benim açın bakın yaklaşık 2000 tane video var. 2000 tane videonun hangisinde kartezyen koordinat sistemi çizdiysem hepsinde de bu şekildedir arkadaşlar. Başka türlüsünü göremezsiniz yani. Neyse devam edelim. 13. örneğimizle. Fx eşittir ax artı 6 çarpı x kare artı ax artı 8 artı a. Bu da bir doğrusal fonksiyonmuş. Doğrusal fonksiyon birinci dereceden olmak zorundaydı. Ve gördüğünüz üzere burada ikinci dereceden diye lönk diye gördük onu. Bunun olmaması gerekiyor. Olmaması için şu kısmı sıfır yapmalıyım ki sıfır çarpı x kareden burası cortlasın. Burasının sıfır olması için a kaç olmalı arkadaşlar? 6 olmalı. Şimdi a 6'ymış. A 6 ise bir kere şurası yok gitti. Tekrardan fx'imizi bir yazalım. Fx eşittir bakın a 6 ya buraya da 6'yı yerleştireceğim. Böylelikle 6x artı 14'ü yakalarsınız. 8 artı 6'dan 14 geldi. Bizden istenen de fa. A'yı 6 buldun ya. O zaman ne olacak? F6'yı soruyor bize. O zaman bu da 6 çarpı 6 artı 14'tür. Yani aslına bakarsanız 36 artı 14'tür. Ve bu da sevgili arkadaşlar 50'nin ta kendisidir. Devam ediyorum 14. örneğimle. Fx doğrusal fonksiyonmuş. Şimdi bunun için iki tane yöntem izleyeceğiz. Bakın birinci yöntem diyelim. Ve devam edelim arkadaşlar. Bu bizim birinci yöntemimiz. Birinci yöntem aslına bakarsanız asıl olan yöntem. Yani yapılması gereken yöntem bu. Ama diğer yöntemi de göstereceğim. Diğer yöntem daha çok hoşunuza gidecek. Şimdi birinci yöntemde fx doğrusal tabii öyle dedim diye de bu yöntemi dinlememezlik etme. Doğrusal fonksiyon dediği zaman sen hemen diyorsun ki fx eşittir ax artı b olsun diye. Bak sen de böyle yaz olsun diye yaz tamam mı? fx eşittir ax artı b olsun. fx eşittir ax artı b ise bana f2'yi vermiş bak. f2 eşittir x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 kere a'dan 2a gelir artı bir de b'miz var. Bu kaçmış arkadaşlar? f2 12'ymiş bakın. f4'ü de biz hesaplayalım. f4 de bu sefer 4a artı b yapar. X gördüğünüz yere 4 yazarsanız ve bu da kaçmış 20'nin ta kendisiymiş. Şimdi gençler şöyle bir çizgi çekelim. Ne anlama gelecek bu? Hemen ne yapmamız gerekiyor? Bir şeyleri toplayıp çıkaracağız. Alttakinden üsttekini çıkarın. Şundan şunu çıkarın. 4a'dan 2a çıktı 2a. B'den B çıktı zaten 0. 20'den 12'yi çıkarırsanız eğer 8'i bulursunuz. Ve böylelikle 2a eşittir 8 ise a buradan 4 olur. Şimdi a 4 ya. Şurada getirin yerine yazın. 2 kere 4 8 yapar. 8'e b ekleyince 12 geliyorsa eğer b de kaçtır arkadaşlar? O da 4'tür. Tamam bunu da bulduk. Şimdi biz a'nın 4 olduğunu ve b'nin de 4 olması gerektiğini anladık. O halde fx'i biz ax artı b seçmiştik ya bakın burada. Demek ki biz fx'i bulduk artık. fx kaçmış? 4x artı 4'müş. Güzel. Şimdi bizden istenen şey ne? f30 soruluyor değil mi? f30 eşittir. 4 çarpı 30 artı 4 diyeceksin. 4 kere 30 120. 4 daha eklersen doğru cevabın 124 olması gerektiğini görürsün. Şimdi bir de ikinci yöntemimize bakalım arkadaşlar. Bu soruları bu şekilde çözebilirsiniz. İkinci yöntem bu daha basit bir yöntem arkadaşlar. Daha basit bir şekilde bulunabilen bir yöntem. Bu da şöyle. Şimdi burada f2'nin daha büyük yazayım da görün. F2 eşittir 12 ve F4 eşittir 20 idi değil mi? Bakın arkadaşlar. 2'den 4'e 2'den 4'e kaç artmış? 2 artmış. 12'den 20'ye kaç artmış? 8 artmış. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda bunu hep uygulayabilirsiniz. Tamam? Doğrusal fonksiyonlarda uyguluyorsunuz ama. Şimdi 2 arttığında 4, 8 artıyorsa demek ki 4 kat bir artış var. Şimdi o zaman şöyle diyelim. F30 sorulmuş değil mi bize? F30 sorulmuş. Bakın. Şöyle diyoruz. 2'den 30'a kaç artmış? 28 artmış. 4 kat artmıyor muydu? 28'in 4 katı ne? Hocam. O da 100, 28'in ne dedik ha? 28'in 4 katı. Özür diliyorum.
28'in de 4 kat arkadaşlarım 112'dir. Doğru mu? 112 artması gerekiyor. Neyden? 12'den. 12'ye 112'ye eklerseniz doğru cevabınız 124 olur diyebiliriz. Yani şu kısmı tekrar yazdığımız için daha kalabalık göründü ama zaten soru sana veriyor. Sen direkt bunun üzerinde şunu yazabilirsin. 2 arttığında 8 artmış, demek ki 4 kat bir artış var. F2'den 30'a, yani 2'den 30'a 28 arttığına göre 28'de 4'ü çarpıyorsun 112. 12'ye 112'ye ekliyorsun, cevap 124 oluyor diyebilirsiniz. Yani çok pratik bir yol. Soldakine göre çok pratik bir yol. Tabii ki okullarda, yani nasıl diyeyim, müfredatta öğretilmesi gereken yol soldaki yol. Ki doğru yolda o. Düşünülmesi gereken yol da o. Yapılması gereken de o. Ama dediğim gibi hani pratik ve zamandan kazanmaya ihtiyacınız varsa tabii ki sağdaki yöntem candır. Gerisi heyecandır. Devam edelim arkadaşlarım. 174. sayfamızda 15. örneğimizde. Açılış ücreti 10 lira olan bir taksinin taksimetresi gidilen her kilometre için 8 lira ücret yazıyor. Buna göre 7,5 kilometre mesafe için taksiye binen Semih'in ödediği ücret ne kadardır diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, bizim taksimiz 0 kilometre yol gidildiğinde, yani taksi açılışta F0 eşittir kaçmış? 10 lira ücret yazıyormuş. Ve gidilen her kilometre içinde 8 lira ücret yazıyormuş, değil mi? Yani 8 8 mi artacak? 8 8 artıyorsa mesela 1 kilometre sonra ne kadar ödeyeceğiz? 18 lira ödeyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlarım, dolayısıyla ben fx fonksiyonunu 8'er 8'er arttığı için direkt 8x ile başlatacağım. 0 için 10'dan geçtiğini biliyorum ya artık. Yaz bakayım 0 yerine. 8 kere 0 0. 10 olması gerekiyordu. Demek ki artı 10 diyeceğim. İşte bu bizim taksimetre fonksiyonumuz olur arkadaşlar. Fx eşittir 8x artı 10. Bakın tekrar ediyorum. İyi dinleyin. Başlangıç için 10 lira verdiğimizi biliyoruz. Her kilometrede de 8 8 arttığını biliyoruz. Hemen 8 8 artışı gördün. Yani bu şekilde düzenli bir artış varsa, kaçar kaçar artıyorsa x'in başına onu yazacaksın. 8x. Şimdi F0'ın ben 10 olması gerektiğini biliyorum. 0'ı yerine yazarsam burada ne gelir? 8 kere 0 0. 10 olması için artı 10 ekliyoruz. İşte bu bizim taksimetre fonksiyonumuz. Mesela 2 kilometre yol gidersek 10 lira açılış ücreti. Her kilometre için 8 liraydı. 2 kere 8 16 yapar. Toplamda 26 lira vermemiz gerekiyor ya. Bak yap burada. 2'yi yaz yerine. 2 kere 8 16 artı 10'dan 26'yı zaten verir. Demek ki doğru bulmuşuz. Bize sorulan şey 7,5 kilometre mesafe için taksiye binen Semih'in ödeyeceği ücret. Yani F7,5 sorulmuş. O halde 8 çarpı 7,5 artı 10 diyeceğiz arkadaşlar biz cevabımıza. Bu 8 çarpı 7,5'ları da böyle buçuklu sayıları bir şeylerle çarpmak istiyorsanız kolay bir yöntem söyleyebilirim. 7,5'u arkadaşlar bir 7, tamam mı? Bir de 1 bölü 2 diye ayırabiliriz. Ben bunu 8 ile çarpacaktım. Bakın bu ikisi toplarsanız 7,5 yapıyor. 8 ile çarparsanız önce 7'yi çarpın 56. 1 bölü 2'yi 8 ile çarpın. Yani 8'i direkt yarıya 2'ye bölün. O da ne yapar? 4. İkisini toplarsanız demek ki 60 lira ücret ödenecekmiş. Şurası 60. 10 lira da açılış ücretimiz vardı. Demek ki toplam 70 TL Semih bu taksiye bu kadarcık kilometre için 70 lira verecek. Evet. Böyle artık her markete gittiğimizde de 300-400 lira bayılmaktan gına gelmiş modda taksinin 70 lirasını laf ediyoruz değil mi? Yani taksici de ne yapsın? Evet gençler, devam ediyoruz artık. Fx fonksiyonunu şimdi grafiğe bakarak biz ne yaptık daha önce? Bize fonksiyonun kuralını verdi. Biz gidip onun grafiğini çizebildik. Onu öğrendik. Şimdi grafiği verirse acaba ve kuralı sorarsa elimiz ayağımız birbirine dolanmasın diye. Şimdi gelin bir de bunu öğrenelim. Tamam. Grafiğe bakıp gidip fonksiyonun ismini, cismini nasıl yazabilirsin? Çok basit bir yöntem göstereceğim. Tamam. Önce olması gerekeni bir göstereyim. Yani nasıl öğretiliyor? Müfredatta yerine onu bir gösterelim. Ondan sonrasında da basit benim kullandığım yöntemi gösterelim. Şimdi öncelikle x eksenini kestiği yer neresi? 2. Dolayısıyla x bölü 2 diyorsunuz. Y eksenini kestiği yer neresi? Eksi 6. Dolayısıyla y'yi 6'ya bölüp başına da eksi koyalım ki eksi 6'ya böldüğümüz anlaşılsın. Eşittir 1 diyorsunuz. 1 niye? Eşittir 1 diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani mantalite bu. Karışmayın. Şurayı 3 ile genişletirseniz eğer 3x eksi y bölü 6 eşittir 1 olacaktır.
6'yı karşıya atarsanız 3x-y eşittir 6 olacaktır. Ve y'yi yalnız bırakmak için bunu bu tarafa, bunu bu tarafa gönderirseniz 3x-6 eşittir y olacaktır. Y yalnız kaldığına göre y fx'tir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız da, şöyle gösterelim, fx eşittir 3x-6 olacaktır deriz sevgili arkadaşlar. Y aynı zamanda fx'e eşit. Tamam. Bu olması gereken yöntem. Benim izlediğim yöntemle. Öncelikle fonksiyona baktınız. Burada artan bir fonksiyon. Eğim bulacağız. Eğimi nasıl buluyorduk? İlkokulda da öğrettiler bize. Eğim nasıl bulunuyor? Y eksenindeki yüksekliğini, bir dik üçgen buluyorsunuz hemen. Şuradaki dik üçgeni. Karşı bölü komşu. Şuradaki açının veya buradaki açının karşı bölü komşusu. Burası 6 birim, burası 2 birim ya. 6'yı 2'ye bölün arkadaşlar. 3 mü? O zaman diyorsunuz ki 3 ise eğer eğim 3x. 0 için nereden geçiyor? Eksi 6'dan mı? Eksi 6 diyorsunuz. Bakın bitti. Fx eşittir 3x eksi 6. Mesela alttakine geçelim. Şu kadar uğraşmaktansa ben diyorum ki bunun eğimini bulun. 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Ama azalan olduğu için eksi 1 bölü 2 diyorsunuz. Eksi 1 bölü 2x. 0 için nereden geçmiş? 2'den mi? Artı 2. Bakın bitti. Bu kadar. Yani bunu yaptığınız takdirde mutlaka ama mutlaka doğru sonuca ulaşırsınız zaten. Dolayısıyla hani x'i 4'e bölüp y'yi 2'ye bölüp eşittir 1 deyip payda eşitleyip y'yi yalnız bırakmaktan çok daha basit bir yöntem bence. Hani bunu bu şekilde yaparsanız size şimdiden söyleyeyim. Türev konusunda falan inanılmaz derecede rahatlayacaksınız. Tamam, yani o türev konusunda teğetin denklemini falan bulurken inanılmaz rahatlık bu. Dolayısıyla biraz pratik olmanın kimseye bir zararı dokunmaz. Anlaştık. O zaman devam edelim. Edelim mi devam? 174. sayfanın sağ üst tarafındayız. Birebir fonksiyon. F fonksiyonumuz A kümesinden B kümesine tanımlı olmak üzere her x1 ve x2, A'nın elemanı olan her x1 ve x2 elemanı için eğer ki x1 x2'den farklıysa fx1 de fx2'den farklı, bu şartı sağlayan fonksiyonlara biz birebir fonksiyon diyoruz. Şimdi burada şu kısmı ben daha detaylı ele almak istiyorum sizlerle beraber. Çünkü bazı kitaplarda bu tanım bu şekilde verilmeyebiliyor. Bu şekilde de verilebiliyor. İkisi de hangisi doğru diye sorarlar. İkisi de doğru. Ona sıkıntı yok. Ama neden iki farklı biçimde verilebiliyor? Onu ben size anlatmak istiyorum. Aradaki bağlacı görüyorsunuz arkadaşlar ise ve bizim bundan bir önceki işlediğimiz konuda kümeler, ondan önceki de sembolik mantık. Yani geçen haftanın konusu daha taze olduğu için aklımda. Güzel bir tekrar da olmuş olur senin için. Şimdi ben şuraya P dersem, şuraya da Q dersem, bu önerme sevgili arkadaşlar koşullu önerme olacaktır. P ise Q. Ve arkadaşlar bu koşullu önermelerin bir dengi vardı. Neydi? Karşıt tersi. Q değil ise P değildi. Hatırladınız mı? Şimdi Q'nun değilini o zaman şuraya uygulayalım. Q eşit değil diyorsa Q'nun değeri eşittir diyordur. Yani fx1 eşittir fx2 ise P'nin değiline x1 eşittir x2. Yani sevgili arkadaşlarım, birebirlik şartı bu da olabilir, bu da olabilir. İkisi de aynı şeydir, ikisi de aynı cümledir. Hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla ikisini de kabul edebilirsiniz. Bu şartı sağlıyorsa birebirdir. Tabii biz birebirlik için sevgili arkadaşlarım, genelde fonksiyonun kuralı üzerinden değil de fonksiyon grafikleri üzerinden bu konuyu ele alacağımız için bu bilgi aklınızda teorik olarak kalsın. Yani böyle bir bilgiyi ÖSYM'nin sevgili gençler sınavlarında karşınıza çıkma ihtimali biraz düşük. Nerelerde karşınıza çıkabilir? Hani böyle bazı yayın evlerinin böyle özel denemeleri vardır ya, hani zor denemeleri falan olur. Aslına bakarsanız zor denemede bu kadar basit bir bilginin çıkma şeyi ne, adabı ne, yani raconu ne? O da şu, hani ciddi anlamda o kadar çok karşımıza çıkmayan bir bölge ki burası, karşımıza çıkmadığı için unutulmaya yüz tutmuş oluyor. Bu kadar basit bir bilgiyi ama unutulmaya yüz tutmuş bir bilgiyi öğrencinin karşısına lang diye çıkarınca doğal olarak ne oluyor? Öğrenci diyor ki yapamadım. Yani hatta şunu diyen bile var, yani duydum.
Duydum derken yani birebir öğrencilerimden biliyorum. Annem diyor ki hocam biz böyle bir şey görmedik ki ya diyor. Biz böyle bir şey görmedik diyor ya. Yani ciddi anlamda o kadar unutuluyor. Dolayısıyla buna dikkat ediyorsunuz gençler. Tamam. Yatay doğru testi. Yatay doğru testini bir birebirlik için ele alacağım. Bir de örtenlik için ele alacağım. Dolayısıyla parantez içerisinde birebirlik için diye not aldım. Birebirliğini anlayabilmek için fonksiyon birebir mi değil mi bunu anlayabilmek adına sevgili arkadaşlar yatay doğru testi yapacağız. Bir önceki fonksiyon olup olmadığını anlayabilmek adına dikey doğru testi yapıyorduk. Şimdi birebirlik var mı yok mu bunu anlayabilmek için yatay doğru testi yapacağız. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için grafiğe bu sefer x eksenine paralel doğrular çiziyoruz arkadaşlar. Tamam. Çizilen bu doğrular grafiği sadece ama sadece bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir diyoruz. Sadece bir noktada kesecek arkadaşlar. Tamam. Ve bu şekilde de birebir bir fonksiyon elde edebiliyoruz. Aşağıda verilen fonksiyon grafiklerinin birebirlik bakımından inceleyiniz demiş. Ne yapıyoruz? X eksenine paralel yani yatay doğrular çiziyoruz arkadaşlarım. Yatay doğrular çizdiğimiz vakit birer noktada kesiyorsa bu doğrular sevgili gençler. O zaman ne olacak? Birebirdir diyeceğiz. Birebirliği şu şekilde gösterebilirsiniz birebir ya da yazabilirsiniz birebir diye. Hiç fark etmez. Tamam. Aynı şekilde artan bir fonksiyon bu şekilde artan bir fonksiyon birebirse o zaman bu şekilde azalan fonksiyon da sevgili arkadaşlar tabii ki yine birebir olacak. Dolayısıyla buna da birebirdir diyelim. Veya bu şekilde yazabilirsiniz dedik. Alttakine bakacak olursanız gençler şöyle çektiğim an zaten kaybedecek. Niye? Çünkü bakın birden fazla noktada kesti. Ya bu kesme muhabbeti ne? Onu da hemen size bahsedeyim. Şöyle yaklaşalım şuna. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum. Şurada eksi birimiz var. Tamam mı? Şurada da sevgili arkadaşlar bakalım şöyle çizersek olabilir. Şurada da sevgili arkadaşlar eksi 3 bölü 4'ümüz var diyelim. Şimdi örnek veriyorum. Eksi 1 nereye gitmiş? Hocam şuraya gitmiş işte. Peki eksi 3 bölü 4 nereye gidiyor? Aa o da oraya gidiyor. Yani f eksi 1 ile f eksi 3 bölü 4 birbirine eşit olmuş oldu. Değil mi? Bu nasıl birebir o zaman? Çünkü birebir dendiği zaman her bir eleman birbirinden farklı bir yere gidecek. Birebirliği soyut olarak aklımıza sığdırabilmemiz için, algılayabilmemiz için şunu düşünebilirsiniz gençler. Hani bu otel ve yağmurdan ıslanan insanlar örneği vermiştim ya. Şöyle düşünün. Yağmur yağmaya başladı ve o şöyle tanım kümesindeki kişiler yağmur yağmaya başladığında dışarıda olan kişiler burası da otellerdi değil mi? Şurası da insan diyelim. Peki şöyle gösterelim bakın. Şöyle yapalım. Şimdi buradaki insanları otellere yerleştirecektik. Amaç ne birebir olması için? Her insan farklı bir otele gitsin istiyoruz bu sefer. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Her insan farklı bir otele gitsin. İşte bu birebir bir eşleşmedir. Adı üstünde birebir. Yani her otel bir kişi alsın, her insan tek bir otele gitsin. Zaten her insanın tek bir otele gitmesi şart ama otellerin her birinde bir kişi kalsın diyoruz. Açıkta otel kaldığı zaman bir şey oluyor mu hocam? Mesela şu durumda, burada açıkta otel kaldı. Birebirliği bozuyor mu? Bozar mı sizce? Yani bu birebirliği bozar mı arkadaşlar? Yani şartlarımız uymuyor mu? Her insan sadece... Ama sadece birbirinden farklı birer otelde kalmıyor mu? Kalıyor. O zaman neden bozsun? Değil mi? Yani birebirliği bozan bir şey değil bu açıkta eleman kalması. Görüntü kümesinin içerisinde sonuç olarak birebirlik sağlanıyor. Dışarıda açıkta eleman kalması bizi hiç alakadar etmiyor. Tamam. Bir de şuna bakacak olursanız zaten şuradan çektiğiniz zaman 3 tane nokta kestiğini gördüğünüz zaman arkadaşlarım bura birebir değildir. Birebir olmayanları da şu şekilde gösterebilirsiniz. Veya birebir değil yazabilirsiniz altlarına. Tamam. Şimdi 175. sayfamızdaki 17. örneğimize de bakalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş bir küme. Ve sevgili arkadaşlar A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyon ve birebirmiş arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. A kümesi ve yine A kümesini çizelim. A kümesi B kümesi diyelim. B kümesi demeyelim yine A kümesi diyecektik.
Şurada 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Tamam mı? F1, F2, F4 ve F5 bu toplamın alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark nedir? Şimdi en büyük değeri nasıl bulursunuz arkadaşlar? Önce bütün elemanları, bakın zaten 4 tane eleman var ya, bu 4 tane görüntüyü de büyüklerden seçersiniz. Yani F5'i 5'e götürürsünüz, örnek veriyorum. F4'ü 4'e götürürsünüz. F2'yi 3'e götürürsünüz. F1'i de 2'ye götürürsünüz. Böylelikle değer kümesinin en büyük 4 elemanını seçerek bunun en büyüğünü bulabilirsiniz bu toplamın. Ki bu toplam arkadaşlar 14 yapar. 2, 3, 4, 5'in toplamı. Eksi dedik. En küçüğünü bulmak için mi? En küçük 4'üne götürürsünüz bu sefer. Yani 1, 2, 3, 4'e götürürsünüz. Bunların da toplamı 10 yapar. Aradaki fark kaçtır? 4'tür dersiniz. Doğru cevabımız da bu olur gençler. Not. Şimdi biraz yorum yapalım sizle beraber. Beyin jimnastiği yapalım. Neye göre nasıl yapacağız bu beyin jimnastiğini? Dikkatli dinliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım biraz yorulduk ha. Şimdi şöyle diyelim. SA 4 elemanlı, yani 1, 2, 3, 4 tane elemanı var. B kümesi de 3 elemanlı demiş. Tamam. 4 tane eleman oraya, 3 tane eleman buraya çizdim. Şimdi ben size desem ki, siz de bu noktaları koyun. Ben size şu an desem ki arkadaşlar, A kümesinden B kümesine tanımlı bana birebir fonksiyon gösterin. Hani o çizgiler çekiyorduk ya, bu eleman buraya gitsin, bu eleman buraya gitsin diye. Gösterin desem. Gösterebilir misiniz? Mesela ben göstermeye çalışayım. Siz de benimle beraber bakın. Şunu şuna götürdüm. Bunu buna götürdüm. Bunu da buna gitsin dedim. E şimdi şu eleman nereye gidecek? Hocam bunlardan birine gitsin derseniz olmaz. Niye olmaz? Bu açıkta kalacak. Çünkü neden? Birebir fonksiyonları, ben size diyorum ki birebir bir fonksiyon gösterin. Birebirse her bir eleman birbirinden farklı yerlere gidecek. Şimdi madem öyle, bu eleman açıkta mı kaldı? Açıkta kalınca ne oluyordu? Fonksiyon olmuyordu. O zaman bunların bir tarafa, yani tek bir yere gitmesi bizi böyle çok da şey yapmadı yani. Hani onuru etmedi. Arkadaşlar bu açıkta kaldı. Biz birebir fonksiyonu geç, fonksiyon bile yazamadık şu an bu şartlar altında. Şimdi birebir fonksiyon olması için ne gerekiyordu? Mesela ben şuraya bir tane daha nokta koymuş olsaydım, o zaman birebir bir fonksiyon gösterebilir miydim? Evet, o zaman gösterirdim. Bir eleman daha olsa kendimizi şımartır mıydık? Evet, şımartırdık. Niye? Çünkü bunu alıp oraya da götürebilirdik. Ekstra ihtimallerimiz ortaya çıkardı. Seçeneklerimiz doğardı. Demek ki nereden sonra düğüm çözüldü? Şuradan sonra. Bunun eleman sayısı 3, bunun eleman sayısı 4 iken biz birebir fonksiyon yazamadık. Ama elemanlarını birbirine eşitlediğimiz anda, yani eleman sayılarını birbirine eşitlediğimiz anda artık birebir fonksiyon yazabildik. Hatta sağdakinin eleman sayısı soldakinden fazla olduğu zaman bir de kendimizi şımarttık üstüne, değil mi? O zaman ben diyorum ki bir fonksiyonun yazın buraya notu. Bir fonksiyonun birebir olabilmesi için ne olması gerekiyor? SB'nin, tabi bir fonksiyon derken A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyonun, tamam mı? SB'nin SA'dan büyük veyahut eşit olması gerekiyor. Eşit olması yetiyor. Tamam mı? Bak, eşit olması yetiyor. Şimdi bununla alakalı bir de birebir fonksiyon sayısı elde edelim. Yani bunun bir formülünü bulalım arkadaşlar. Formül de denmez ama ona. Neyse artık. Formül diyelim. Kullandık, öyle kalsın. Şimdi şöyle yaptık. Şurası A kümesi olsun. Burası B kümesi olsun. Tamam mı? Ve sol tarafta, yani tanım kümesinde 3 eleman olsun. 3 eleman olsun. Burada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane eleman olsun. Tamam. Biz şimdi A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlayabiliriz? Bunun hesabını yapmaya çalışalım. Kaç tane birebir? Hatta şurada bir tane daha eleman koyalım şöyle. B kümesi 5 elemanlı olsun. İyice şımartalım, olmaz mı? Şimdi kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Yani sonuçta birbirinden farklı fonksiyonlar tanımlayabiliriz. Peki kaç tane? Şimdi amaç neydi arkadaşlar? Şu. Şunun, yani A kümesindeki ilk elemanın karşı tarafta kaç elemana gidebileceğini tartışacağız. Buna gidebilir 1, buna 2, 3,
4, 5 farklı elemandan birine gidebilir. Varsayalım ki şuna gitsin. A kümesi birinci eleman için kaç farklı seçenek vardı? 5 çarpı. Şimdi geçtik ikinci elemana. İkinci eleman kaç farklı yere gidebilir? Buna gidebilir 1, buna gidebilir 2. Buna artık gidemez çünkü ona A, birinci eleman gitti buna. 2'deyiz hala. 3, 4 farklı yere gidebilir, o da buna gitsin. Çarpı 4 dedim. Çarpı. Şimdi son elemanımız buna gidebilir 1, buna gidebilir 2, buna gidemez çünkü bu gitti. Buna gidemez çünkü bu gitti. O halde bir de buna gidebilir. O da buna gitsin. Toplamda kaç tane? 3 farklı ihtimali vardı. 5 çarpı 4 çarpı 3 bize cevabı verir. Yani 60 tane biz birbirinden farklı birebir fonksiyon yazabiliriz arkadaşlar. Birebir fonksiyon yazılabilir. Peki bunun bir formülüze edilmiş hali var mı? Bu aslında polinomlardan sonra göreceğimiz sayma ve permütasyon konusunda sevgili arkadaşlar ele alacağımız bir konu. Aslında burada şöyle bir durum var. 3 öğrenci, bakın oradaki direkt sorunun bir tane soru mesela. 3 öğrenci 5 sandalyeye kaç farklı biçimde oturabilir? Yani aslında aynı şey. Veya 3 mektup 5 tane posta kutusuna kaç farklı biçimde atılabilir? Her kutuya bir tane gelecek şekilde kaç farklı biçimde atılabilir diye bir soru sorulduğu zaman hepsinin de cevabı aynı. Hepsi de 60'tır arkadaşlar. 3 tane kişi, 3 kişi 5 farklı asansöre, her bir asansörde bir kişi olmak kaydıyla kaç farklı biçimde binebilir? Veya dersiniz ki işte 3 tane arkadaş gittikleri internet kafede yan yana duran 5 tane bilgisayara kaç farklı biçimde oturabilir? Hesap açtırabilir. Hepsinin de cevabı 60'tır. Ve bu tarz ifadelere biz permütasyon diyoruz. Yani dizilimlerin değişimi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu da formülü P, N'in R'lisi diyoruz. Yani sevgili arkadaşlarım N tane elemandan R tane elemanın seçilip dizilmesi, seçilip sıralanması anlamına geliyor. Ve sevgili arkadaşlar bunu biz P, S, B'nin S A'lısı biçiminde ele alacağız. B'nin eleman sayısına M, A'nın eleman sayısına N dersek P, M'nin N'lisi aslına bakarsanız M faktöriyel bölü M eksi N faktöriyeldir. Yani burada gördüğünüz gibi B kümesinin, yani M dediğimiz B kümesinin 5 elemanı vardı. A kümesinin de 3 elemanı vardı. P5'in üçlüsü neymiş bakın? 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıkardınız. 2 faktöriyel, 5 faktöriyel 120, 2 faktöriyel 2 böldüğünüz ne geldi? 60 geldi. Bakın size az önce elde ettiğimiz 60. Tamam. Bunun için de formül olarak bunu kullanabiliriz. Evet, devam edelim sevgili arkadaşlarım 18. örneğimizde. A kümesi 3 ve B kümesi 4 elemanlı bir küme olmak üzere A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? A'dan B'ye kaç tane tanımlanabilir diyor. A kümesindeki bir eleman karşıda 4 A elemanı karşıda 4 elemandan birine gidebilir çarpı B elemanı karşıda artık bir tanesine gitti diyelim. A 3'e gitti. Artık 3 tane kalır. Bu da gitti. C elemanı da, bu da B'de 1'e gitmiş olsun. C'de birbirinden farklı 2 yere gidebilir. Yani cevabımız 24 olacak arkadaşlar. 4 çarpı 3 çarpı 2'den. Ya da direkt şöyle yapabilirsiniz. P4'ün üçlüsü de diyebilirsiniz. Bu da 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel, yani 1 faktöriyel olur. 24 bölü 1'den doğru cevaba yine 24 diyebilirsiniz. İster formül kullanın, isterseniz de kafayı kullanın. Tamam. Şimdi B şıkkına bakalım. A'dan B'ye tanımlanan birebir fonksiyonların kaçında FB 4'tür diyor. Ha, şimdi burada bir şart vermiş, ön şart. O ön şarta göre şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi bir iki tane küme vardı. A kümesi ABC'den oluşuyordu. Diğer kümede 1, 2, 3, 4'ten oluşuyordu değil mi? Ve bir ön şartımız vardı. Ön şart ne? B'nin 4'e gittiğini biliyoruz. Tamam. O zaman A elemanı karşıda kaç farklı elemana gidebilir? Birbirinden farklı 3 farklı elemana gidebilir. Dolayısıyla 3 çarpı varsayalım ki 2'ye gitsin. Geriye C elemanı kaldı. C'de birbirinden farklı 1'e veya 3'e gidebilir. Yani 2 farklı seçeneği var. Bu da 3'e gitsin diyelim. Birbirinden farklı 2 seçeneği olduğu için 3 kere giden cevabımız ne olacak? 6 olacaktır diyebiliriz.
Son şıkkımızda B'den A'ya kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Yani diyor ki bu sefer bu taraftan bu tarafa tanımla diyor. Bu taraftan bu tarafa birebir fonksiyon tanımlanamaz arkadaşlar. Bak tanımlanamaz. Çünkü B'den A'ya demiş. B'den A'ya birebir fonksiyon tanımlanabilmesi için SA'nın sevgili arkadaşlarım SB'den büyük veyahut eşit olması gerekiyordu. Ama A kümesinin 3, B kümesinin 4 elemanı olduğundan ve 3 sayısı 4'ten büyük veya eşit olmadığı için biz ne diyoruz? C şıkkında sorulan soru çeldiricidir, tehlikelidir, tongaya bastırır adamı. Dolayısıyla dikkatli olacaksın, gözün açık olacaksın, kurnaz olacaksın. Tamam mı? Böyle deyince bir replik geldi aklıma da neyse. Devam edelim. Bilgimiz var arkadaşlar. Örten fonksiyon ve içine fonksiyon. Aklımda hala o replik döndüğü için. Örten ve içine fonksiyon. Örten fonksiyon ne? Örten fonksiyon arkadaşlar aslında tek bir tanımı aklınızda tutsanız yeter. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyona biz örten fonksiyon diyoruz. Görüntü kümesini fa ile gösteriyoruz. Değer kümesi de b idi. O zaman fa eşittir b ise bizim fonksiyonumuz örtendir. Yazabilirsiniz. Görüntü kümesi eşittir değer kümesi ise fonksiyon örten. Tamam. Örten olmayan fonksiyonlara da sevgili arkadaşlar içine fonksiyondur diyebiliriz. İçine fonksiyondur. İçinedir. Fonksiyonlar içinedir diyelim. Şuradaki a fazla olmuş. Fonksiyonlar içinedir diyeceğiz. Bir fonksiyon içine ise örten değil. Örtense içine değil. Anlaştık. Aslında bakarsanız farklı bir fonksiyon çeşidi değil içine fonksiyon. Bir de sevgili arkadaşlarım tabii örtenlik için yatay doğru testimiz var. Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olup olmadığını anlamak için yatay doğru testi yapılır. Çizilen doğrular grafiği en az bir noktada kesiyorsa fonksiyon örtendir. Aksi halde içinedir. En az bir noktada kesecek diyoruz. Mesela şuna bakın. Şöyle yaptık. Hepsi bir noktada kesiyor mu? Kesiyor. Sıfır noktada kesmeyecek yani. Veyahut ben bu fonksiyonu şöyle yapsaydım arkadaşlar. Farklı bir renkle, maviyle gösterelim. Şöyle bir fonksiyon olmuş olsaydı. Bu da örten olur muydu? Olurdu. Niye? Çünkü en az bir noktada kesecek. Bak bir noktada kesti, bir noktada kesti. Şöyle iki noktada kesti. Bak üç noktada kesti. İki noktada kesti, bir noktada kesti. Bu da örten olacak. Yan tarafa bakıyoruz. Şunu da hatta kollarını şöyle uzatalım arkadaşlar. G fonksiyonu örten mi? Ona bakalım. Çektim iki noktada. 2. Tam şuradan T çekersem bir noktada keser. Şuradan çektiğim an beni kaybetti şu an bu fonksiyon. Niye? Hiçbir noktada kesmedi arkadaşlar fonksiyon. Ama ne demiştik? En az bir noktada kesecek demiştik. Dolayısıyla soldaki örten, sağdaki fonksiyon nedir arkadaşlar? İçine fonksiyondur diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum 176. sayfamda parçalı fonksiyonla. Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı kurallarla tanımlanan fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Tanım kümesinin belli aralıklarına göre değişkenlik gösteren fonksiyonlar. Örnek veriyorum fx fonksiyonu x'ler a'dan büyük veya eşitken tanım kümesindeki x'ler a sayısından büyük veya eşitkene hx diye tanımlanmış. X'ler A'dan küçükken de GX diye tanımlanmış. Tamam. Ve buradaki A noktası gördüğünüz gibi böyle paşa koruması gibi. Bak burada önemli bir şey değil mi bu? Yani A'ya göre. Ulan öyle bir sayı ki A'ya göre fonksiyon değişiyor. O zaman bu A'lar önemli bir zahmet. X eşittir A sevgili arkadaşlar bizim bu fonksiyonumuzun kritik noktasıdır diyoruz. Kritik nokta. Kritik. Tamam mı? Üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Önemli bir şey yani. Dolayısıyla arkadaşlar kritik nokta, kritik noktaları biz integralde de çok önemli olacak. Türevde de çok önemli olacak. Limitte de çok önemli olacak. Dolayısıyla iyi öğren yani bunu. Tamam. Şimdi devam. 19. örneğimiz. X kare artı 3 ve 4x eksi 3 diye fonksiyon değişkenlik göstermiş. Neye göre? 2'ye göre. O zaman 2 ne? Çok önemli bir nokta değil mi? Kritik nokta işte. Fx eşittir. Bu fonksiyonun kritik noktası 2'ymiş. Bize de sorulanlar f2 artı f3 artı f0. Şimdi f2 2 nerede? Burada diyor ki 2'den küçükler için
Burası da 2'den büyük veya 2'ye eşitler için. Ha, 2'ye eşitler için üst taraf kullanılıyorsa ve burada da 2'yi soruyorsa 2'yi yukarıda yerine yazacağız. 2'nin karesi 4 artı 3. Yani 7'ymiş arkadaşlar ilk. Artı. 3 nerede? 3 de 2'den büyük. Bak 3 2'den büyük veya işte o zaman 3 de burada yerine yazacağız. Yani 9 artı 3 diyeceğiz. Bu sefer de 12'yi verecek bize. Artı. 0 nerede? 0 2'den küçük olduğu için buradadır. 0'ı burada yerine yazacağız. 4 kere 0. 0. 3 çıkardım. Eksi 3. Anlaştık. 12 7 daha kaç yapar? 19. 3 çıkarırsanız cevap 16 olacaktır diyebilirsiniz. Tamam. Geçtim 20'ye. Şimdi dikkat. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Peki. Ve fx fonksiyonu sevgili arkadaşlar. Kritik noktası 0. Birinde x eksi 2, ötekinde x artı 2 diye hallere bürünüyor. Buna göre 3 tane öncül var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye de sorulmuş bize. Şimdi öncelikle 0'dan küçükse bu, 0'dan büyük veya eşitse bu demiş ya. Şöyle düşünelim. Bir grafiğini çizmeye çalışalım bunu. Şurası x, şurası y, burası orijin. Diyor ki bana 0'dan küçük x'ler için, yani 0'dan küçük x'ler ne taraftadır? Hepsi de y ekseninin sol tarafındadır değil mi? 0'dan küçük x'ler. O halde sol tarafa göre çizeceğiz önce. Sol tarafa göre grafik çizersem x eksi 2'nin grafiğini nasıl çiziyordum? X'e 0 veriyordum. Y'se eksi 2 geliyordu. X'e 2 verirsek kendisi 0 gelir ama x'e 2'yi veremiyorum çünkü bu tarafa çizecektim. Ve demek ki bizim fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon. Bakın grafiğin birinci kısmı burası. Şu kısım. Şöyle gösterelim. Tam olsun. Şu kısım arkadaşlar. İkinci kısmını çizerken de bu sefer sağ tarafa çizeceğim. Ve tabii şöyle bir durum var. Burada yanlış çizdik şu an. Şurayı düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Şurasının içi boş olacak. Niye boş olacak? Çünkü sıfırı alamıyoruz. Sıfır alamıyorsak sıfır verdiğimiz zaman eksi 2 oluyor ya, eksi 2'yi de alamayız. Çünkü sıfırı veremiyoruz zaten. Sıfır yok. Burada yok sıfır. Ama altta var şimdi. X sıfırdan büyük veya eşitken x artı 2 oluyor. Yaz sıfır yerine ne gelir? 2 mi gelir? 2 şurada. Ve artık bu fonksiyonda mesela 1 verdiğiniz zaman 3'ten. 3, 2 verdiğiniz zaman 4'ten. 3 verin 5'ten geçiyor. Artıyor. Dolayısıyla bu şekilde devam edecek. Şimdi bizim fonksiyonumuzun grafiği ahanda bu. Yani neresi tam olarak söyleyeyim ben sana. Şu kısmı bir silelim, temizleyelim. Gözümüzün önünden kalabalık kalksın. Bak bir şurası bizim fonksiyonumuz. Bir de şu. Şimdi fonksiyonun grafiğine göre yorumlarımızı yapalım. F 1'e 1'dir demiş. 1'e 1 fonksiyon sevgili arkadaşlarım. Çizdik, 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 çizdik. Fonksiyon grafiğine çizdik arkadaşlar. Hep bir noktada mı kesmiş? Evet. O zaman fonksiyon 1'e 1 midir? Evet 1'e 1'dir. Peki f fonksiyonu örten mi? Örten olması için yatay doğru testi yaptığımız zaman en az bir noktada kesmesi gerekiyordu. En az bir noktada kesecekse şöyle yaptığınız zaman ne olur? Bak hiçbir noktada kesmedi kırmızıları. Dolayısıyla arkadaşlarım şu son çizdiğim iki tanesi kesmediği için örtendir ifadesi yanlış olur. Örten değildir, içinedir fonksiyon. F'nin görüntü kümesi tam sayılardır ve ha bir de tam sayıdan tam sayıydı değil mi? O zaman biz grafiği en başından yanlış çizdik arkadaşlar. Sizden özür dileyerek düzeltmek istiyorum. Çünkü tam sayılardan tam sayılara çizmiş. Biz reel sayılardan reel sayılara göre çizdik. Ama şu ikisi yine değişmez. Yine ben size göstereyim. Bakın eksi 2'yi alamıyoruz demiştim. Sıfırdan küçük x'ler için. Mesela eksi 1 için. Eksi 1 için nereden geçer? Bu eksi 3'ten geçer. Şöyle gösterelim. Grafiğimizin nokta nokta çıkacak grafik. Eksi 2 için eksi 4'ten geçer. Şöyle olur. Eksi 3 için eksi 5'ten geçer. Böyle olur. Nokta nokta grafik olacak. 0 için 2'den geçer. 1 için 3'ten geçer. 2 için 4'ten geçer. 3 için 5'ten geçer. Gibi bu şekilde nokta nokta artacak. Tamam mı? Şimdi bunun birebirliğini ve örtenliğini tekrardan tartışalım sizde. Çünkü gençler bunun birebirliği için grafiğe bakın. Sadece grafiğe yatay doğrular atıyorsunuz ya. Mesela grafik, burada bir grafik parçası var, nokta. Attınız bir noktada kesti. Attınız bir noktada kesti. Attınız bir noktada. Gidip şöyle atamazsın yani. Grafiği atıyorsun çünkü, tamam mı? Attınız bir noktada kesti. Bir noktada kesti. Bir nokta, bir nokta. Demek ki birebir. O halde arkadaşlar şunları siliyorum. Ve bu fonksiyon birebirdire tik atıyoruz. Örten mi peki?
Şuradan attığınız zaman hiçbir yerden kesmedi. Dolayısıyla örten değil. F'nin görüntü kümesi tam sayılardan tam sayılarda neyi çıkarmış? Eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'i çıkarmış. Bak eksi 2 var mı? İçi boştu. Yok. Eksi 1 şurada. Var mı görüntüsü? Yok. 0 burada. Görüntü var mı? Yok. 1 burada. Böyle bir görüntü var mı? Yok. O zaman görüntü kümesinde eksi 2'nin, eksi 1'in, 0 ve 1'in de zaten işi yok. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru. Yani cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 21 değil, mutlak değer fonksiyonuyla. Mutlak değer fonksiyonumuzda gençler, f(x)'in mutlak değeri eşittir. Ne demişiz bakın? Eğer içerisi sıfırdan küçük veya eşitse eksi f(x) diye çıkar dışarı. Sıfırdan büyükse de artı f(x) diye çıkar dışarı diyoruz. Aslına bakarsanız bir parçalı fonksiyondur. Yani burada f(x) sevgili arkadaşlarım, f(x)'i sıfır yapan x değerleri kritik noktadır. Biçimde tanımlanan fonksiyonlar mutlak değer fonksiyonudur. F(x) eşittir sıfır denklemini sağlayan x değeri fonksiyonu neydi? Kritik noktasıdır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. 21. örnek. Demiş ki f(x) eşittir mutlak değer x eksi 2 artı x artı 5. Bu fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde ifade et demiş bize. Hadi edelim o zaman. Bunun kritik noktasını bulacağız. Kritik noktamız 2. Mutlak değerin içini 0 yapan nokta kritik noktadır. X 2'den küçükken ve x 2'den büyükken diye bir ifade kullanalım. X 2'den küçükse, 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkarırsanız negatif olacaktır. Dolayısıyla burası eksiyle çarpılıp dışarı çıkar. Yani 2 eksi x artı x artı 5, yanındakini de yazdım. 2'den büyükse de olduğu gibi çıkar. X eksi 2 artı x artı 5 dersiniz. Biraz toparlayalım buraları. Eksi x artı x birbirini götürsün. Ve 2 ile 5'in toplamından burası 7 gelsin. X ile x'i topladığımız 2x eksi 2 5 daha 3 yaptı. Böylelikle arkadaşlarım f(x) fonksiyonunu parçalı tanımını yazmaya hazırız. Bak, bir 2x artı 3'ümüz var. Bir de 7'miz var. 2x artı 3 x'ler 2'den büyükken geçerliydi. 7 de x'ler 2'den küçükken geçerliydi. Şimdi burada bir mola. Nasıl bir mola? Videoyu mu kapatıyorsunuz hocam? Yok. Şöyle bir mola, bir es verelim. Çünkü burada bir şey sormanız lazım sizin bana. Neyi sormanız gerekiyor biliyor musunuz? Hocam, 2'den küçükler eyvallah. 2'den büyükler de eyvallah da. Lan 2'ye ne oldu? Değil mi? Böyle bir soru sor. Lan 2'ye ne oldu? Diye bir soru gelmesi lazım. 2'ye ne oldu? Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi 2'yi şurada yerine yazdığınız zaman 7 geliyor. Şurada yerine yazarsanız bakın 2 kere 2 4 artı 3'ten o da 7 geliyor. İkisinde de 7 geliyorsa senin bu 2'yi nereye koyduğunun hiçbir önemi yok. İster buna koy, ister buna koy, ister ikisine de koy, hiç fark etmez. Eşit gelmediğinde, bakın eşit gelmiyorsa o zaman zaten sorunun bize belirtmesi de gerekiyor. Neyi ne zaman nerede kullanacağını, ona göre şekiller alır. Ama bununla alakalı şu an bu konuyla alakalı karşımıza herhangi bir soru veya herhangi bir cisim çıkmayacak. Tamam, ona sıkıntı yok. Şimdi tek ve çift fonksiyonlar var arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyonlardan sonra şöyle konumuza bir bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tamam. Evet gençler, tek ve çift fonksiyonlar değil, bileşke fonksiyona geçmeden önce mola verebiliriz. Çünkü video gayet uzun olacak. Şu an bile 53. dakikadayız. Video çok uzun olmasın, sizi de sıkmayalım. Tek ve çift fonksiyonlardan şöyle sonra bileşke fonksiyonda bir mola verebiliriz. Farklı bir parta geçebiliriz. Tek ve çift fonksiyonlar da sevgili arkadaşlar, A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere f fonksiyonu, A kümesinden seçilen her x elemanı için ben f(x) yerine f(x) fonksiyonunu hesapladığımda bu fonksiyon yine f(x)'e eşit çıkıyorsa fonksiyonumuz çift fonksiyondur. f(x) fonksiyonu aksine f(x)'in eksilisi geliyorsa bu sefer de tek fonksiyondur diyoruz. Buna şöyle diyebilirsiniz. Bakın eksiyi kaybetmiş, eksiyi yuttuysa çift, eksiyi dışarı kustuysa tek fonksiyon diyebilirsiniz. Grafiği, eğer bir fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrikse sevgili arkadaşlarım bu fonksiyon çift fonksiyondur. Y eksenine göre simetrikse, orijine göre simetrikse de tabii ki tek fonksiyondur diyoruz. Bunları da unutmuyorsunuz. Tamam.
Arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu unutmayacaksınız. Şu kısım bizim için çok değerli. Eksiği yuttuysa çift, kustuysa tek fonksiyon. Şimdi 177. sayfamıza doğru geçtik. 22. örnek. Aşağıda verilen fonksiyonları teklik çiftlik bakımından incele demiş. Şimdi tabii bir de polinomlarda teklik çiftlik olayı biraz farklı. Direkt yorum yapabilirsiniz. Bu tektir, bu çifttir diye. İlla x gördüğünüz üzere eksi x yazmak zorunda değilsiniz. Tamam mı? Polinomlarda işler değişiyor. Şöyle üstüne bakıyorsunuz 2. 5'in yanında da bir gizli x üzeri 0 yok. Bu var. Üstüne bakıyorsunuz 0. Eğer üstlerinin, ifadelerin tamamının üssü çiftse bu fonksiyon çift fonksiyondur dersiniz. Üstlerinin tamamı tekse bu fonksiyona tek fonksiyon dersiniz. Üssün biri tek, öteki de çiftse bu fonksiyon ne tektir ne çifttir. Tamam. Yani tek veya çift değil. Tek veya çift ne diyorsunuz? Değil diyorsunuz. Tamam mı? Şimdi geçtik alttakine. Ayrı ayrı inceleyelim. Tamam mı? Ayrı ayrı. Veyahut direkt testimizi uygulayalım. Neyi bulalım? F eksi x'i bulalım. F eksi x için. X gördüğümüz yere eksi x yazacağız. Eksi x'in küpü çarpı eksi x'in mutlak değeri. Arkadaşlar eksi x'in mutlak değeri aynı zamanda artı x'in mutlak değerine zaten eşittir. Bunu biliyoruz. Çarpı. Peki eksi x'in küpü ne? Eksi x küp mü? Evet. Peki şimdi size soru. X küp çarpı mutlak değer x neydi? Hocam fx'in kendisi değil miydi zaten burada? Sorunun kendisiydi o. E başına da eksi getir. Bak ne oldu? Fx. Fx neye eşit oldu arkadaşlar? F eksi x, özür dilerim. F eksi x neye eşit oldu? Eksiyi dışarı kustu. O zaman nasıl fonksiyonmuş? Tabii ki de tek fonksiyonmuş. Eksiyi dışarı kustu. Buraya bakalım. Dağıtın arkadaşlar. Bunu bununla çarpın x üzeri 6. Bunu bununla çarpın artı 5 çarpı x kare. Bunu bununla çarpın x üzeri 4. Bunu bununla çarpın artı 5 çarpı x üzeri 0 diyelim, tamam mı? Üssü 6, üssü 2, üssü 4, üssü 0. Üstlerin hepsi çift bir çift. O zaman nasıl fonksiyondur bu? Çift fonksiyondur diyeceğiz sevgili gençler. 22. sorumuzun cevapları da bu şekilde olacaktı. Geçtik 23'e. Bize demiş ki f fonksiyonu çift, g fonksiyonu da tek fonksiyondur. Tamam. F2'nin 3 olduğunu, G2'nin de 4 olduğu bilgisini vermiş bize. F nasıl fonksiyondu? Çift fonksiyondu. O zaman f eksi 2 aynı zamanda neye eşittir? Çift fonksiyon olduğu için eksi yutar, f2'ye eşittir. Artı g eksi 2, g tek fonksiyon olduğu için bu eksiyi dışarı kusacak. Dışarı kustuğu için şuradaki artıyı eksi yapacak. Ve dolayısıyla şurayı eksi dedim. 2 tane g2 diyebilirim ben. Eksiyi kustu dışarı. Bölü g2 zaten biliyorduk. F eksi 2 de zaten f2'nin ta kendisiydi. Az önce de gösterdik. Artık soru bitti. F2 kaçtı arkadaşlar? 3 soru bize vermiş. G2 neydi? 4'tü. 2 kere 4'ten 8 geldi. G2 arkadaşlar 4'tü. F2'de 3'tü. 4'ten 3'ü çıkardınız 1 kaldı. 3'ten eksi 8'i, 3'ten 8'i çıkardınız. Eksi 5 bölü 1. Yani cevabımız eksi 5 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve tek çift fonksiyonlarda son sorumuz. Bu videonun da aynı zamanda son sorusu olsun artık. Çünkü bir saati devirmeye başlayacağız. F fonksiyonu tek fonksiyondur demiş. Yani ne demek bu? F eksi x eksi fx'e eşittir demek. Olduğuna göre fm kaçtır diye sorulmuş. Şimdi f eksi x neye eşittir arkadaşlar? Eksi fx'e. Yani şurası neymiş? Bakın yazıyorum baştan. Fx eşittir x üzeri 5 artı, hatta eksi diyelim, 3 tane fx artı m eksi 2 diyelim, tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar, şu eksi 3 tane fx'i bu tarafa atarsanız bir tane fx'in yanına 4 tane fx yapar. Eşittir x üzeri 5 artı m eksi 2 mi? Şimdi fx nasıl fonksiyondu? Tek fonksiyon. Tek fonksiyonun içerisinde sabit bir sayı var mı? Yok. Çünkü mesela 5 gibi bir sayı olsa ona x üzeri 0 diyecektik. 0 çift olduğu için tek fonksiyon olmayacaktı. Dolayısıyla sabit bir sayı olmadığı için de şu kısım neye eşittir? 0'a. Yani m kaçmış? 2'ymiş. E çok güzel, o zaman 4 tane fx. 4 tane fx. X üzeri 5 yaptı mı? Yaptı. Benden ne istenmiş? Fm isteniyor. He. Şimdi o zaman m kaçtı? 2 idi. Yani ne isteniyor? F2 soruluyor bize. 4 çarpı f2, x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Eşittir. 2 üzeri 5'ten 32 yapar mı? Yapar. Her iki tarafı 4'e bölerseniz eğer f2 kaç gelir arkadaşlar? 8 gelir. Yani f2 eşittir 8'dir diyebiliriz. Cevabımız da bu olacaktı sevgili arkadaşlarım. Evet.
Videomuzun sonuna gelelim artık. Bir diğer videoda sevgili gençler bileşke fonksiyonunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.